merkezinde konuşacağız. Yüksek Askeri Şura kış dönemi toplantısı Genelkurmay Başkanlığı karargahında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Yaş üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir çıkışında Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kendi makam aracına aldı. Kritik toplantıda Patriot füzelerinin sınır bölgelerinde konuşlandırılması ve Suriye'ye karşı değiştirilen angajman kurallarının ele alınması bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kış dönemi toplantısı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Genelkurmay Başkanlığı karargahında yapılan toplantı NATO ile Amerikan Özel Kuvvetleri'nin gölgesinde başladı. Türk halkını, sivil halkı korumak içindir. Yüksek Askeri Şura NATO kuvvetlerinin sınırda füze rampaları için yer aradığı ve Türk halkını koruyacağız açıklamalarından bir gün sonra toplandı. Yaş üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir çıkışında Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i kendi makam aracına aldı. Şura'da Patriot füzelerinin konuşlandırılması, Suriye sınırındaki faaliyetlerle değiştirilen angajman kurallarının görüşülmesi bekleniyor. 2012 yılının ikinci kritik toplantısında silahlı kuvvetlerin harbi hazırlık durumuyla Suriye sınırında askeri ihtiyacın da masaya yatırılması bekleniyor. 37'si tutuklu 55 general ve amiralin tasfiye edildiği Şura, Balyoz davası kararlarının ardından yapılan ilk toplantı olması açısından önem taşıyor. Yaş toplantısında 3 orgeneral üyenin sandalyesi boş kaldı. Balyoz davasında 18 yıl ceza alan orgeneral Bilgin Balanlı, Ergenekon davasından tutuklanan orgeneral Nusret Taşdiler ise tutsak oldukları için toplantıya katılamıyor. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay ise NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın açılış törenine katılmak üzere İzmir'de.